Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, geçen hafta da sözünü ettiğimiz gibi bu hafta kümes yapacağız. Aldığımız paletlerden çıkarttığımız kalaslarla ufak bir inşaat yapacağız aslında tavuklarımız için. Şu anda bizim kömürlüğümüzde duruyor ama kış olduğu için kömürlüğümüz hem odun dolu, ondan dolayı tavuklara yer yok. Hem de yeni tavuklar geldiği zaman hepsine aynı anda rahat bir yaşam alanı oluşturmak istiyoruz. Yakın zamanda bahçeyi de ekmeyi düşündüğümüz için tavukların alanını belirlemek ve onları belli bir alanda sınırlamak da istiyoruz. Yoksa ektiğimiz her şeyi yerler. Canavar gibi çünkü bunlar. Evet. Yani bahçeye çıktığım anda da böyle peşime koşmaya başlıyorlar. Ayaklarımı didiklemeye başlıyorlar. Birbirimize alıştığımızdan beri. Hep açlar. O yüzden ekim alanını onlardan da biraz korumamız gerekiyor. Bu yüzden kümes olayını ekim olayından daha önce yapmaya karar evet. verdim. Evet. O zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Geh 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 geh. Evet arkadaşlar, önce buradaki taşları bakalım. Buradan çıkartarak tavuklara buradaki alanı kümes yapmak için çalışmaya başlayalım. Tavuklara da buradaki taşların altından bir sürü böcek çıktı. Ziyafet var, anlayacaksınız. Gek 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 gek. İyice de alıştılar bize. Bu da kıskanç. Ya tamam, en çok seni seviyoruz, en çok. Hadi taşımaya devam. Taşları toplarken bir tane de akrep çıktı. Hadi benim bildiğim tavuklar akrep yer. Gelsenize. Gel 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 gel. İkinci akrebimiz de burada arkadaşlar. Bir akrep daha çıktı. Bu deminki değil çünkü deminki daha büyüktü. Yiyeceğim mi? Hadi gıt gıt. Şaşırttı beni. Diğerini de yemiş olabilirler. Ama o daha büyüktü. Ha, yuttu götürdü. Islak burun da geldi. Bam bam. Vallahi yedi. Vallahi yedi. Vallahi iyi ki tavuk almışız. Tavuk alma isteğimdeki birinci sebep evin etrafındaki böcekleri, akrepleri, cihanları yesin diyeydi. Bam bam koruyacak, tavuklar temizleyecek böyle böyle. Allah şaşırsın, çiftlik tavuğu akrebi iki lokmada yedi yani. Senin adına akrep yiyici... Aha akrep yavrusu bir tane, gel. Nerede? Çok ufak. Demek burada bir yuva var arkadaşlar. Anne baba çocuklar. Galiba demin iki büyük abiyi aldık. Şimdi bu da ufak kardeş. Çıkan taşları da atmıyoruz. Burayı istifliyoruz. Büyük ihtimal bunlardan yapacağız. Ya da bilmiyorum, bir su samozu, herhangi başka bir şey yapacağız, o taşları da değerlendireceğiz. Amaç önce şuradaki şu pisliği atmaktı. Yani şüphelendiğim gibi şu ana kadar altta 3 tane akrep çıktı zaten. Akrep öldürücü. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz sana. Ben nasıl atacağımı düşünüyordum, mideye indirdi bu. Evet. Yani küçük bebek de olduğu için sonuçta bahçede özgürce dolaşmasını istiyoruz. Biraz tedirgin ediciydi burası. İyi oldu temizlenmesi. Tavuklar denizi kovalıyor.
Gelin kızlar, gelin. Mama zamanı. Hadi. Yemek vakti. Gel 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 gel. Biraz bu bölgeye yem attık ki tavuklar tüm böcekleri, akrepleri ne varsa yemlerle birlikte şimdi orayı 5 dakikada tertemiz yaparlar. Böylelikle o alan temizlenmiş olur. Büyükleri zaten yediler. Küçükleri de galiba şimdi temizliyorlar diğer böceklerle birlikte. Arkadaşlar burası kümesin alt kısmı olacak. Şimdi bu aralara da biraz tahta çekeceğiz. Tabanı oluyor değil mi? Tabanını. Başlayacağız. Evet, ikisini birbirine birleştireceğiz. Şuradan da topu yaparız. Kavayarak yapayım şu adamla. Tamam, geriye, geriye oğlum benim, geriye. Sevgi pıtırcı. Ay şuraya bak ya. Tamam oğlum, tamam. Tamam, ben de seni çok seviyorum. Geriye lan bak, bam bam. Bam bam. Geriye, 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 geriye. Hadi. Arkadaşlar kümes için tabanımızı yaptık. Şimdi buna yanlarına duvarlar çıkıp çatısını yapıp tavukların içinde kalabileceği bir hale getireceğiz. Daha sonra da damacanalardan yaptığımız follukları ve ağaç dallarından yaptığımız tünekleri içine koyacağız.
Neden çekiç değil vidayla yapıyorsun? Şimdi tam planlı bir şey yapmadığımız için çok fazla söktak olabiliyor. Hani söküp biraz sağa kıpırdat, tekrar yap, düzelt gibi. Onu çekişle yapsak sonradan bunları düzeltmesi çok zor olur. O yüzden vidayla. Yani hazır bir şey de alınabilirdi tabii ama biz birazcık böyle eldeki imkanlarla hani birazcık da dönüştürerek evet en az bütçeyle ne yapabiliriz ona bakmak istedik açıkçası. Yani aslında buraya geldiğimizden beri birçok konuda öyle değil mi Deniz? Evet. Her şeyi kendimiz yapmaya çalışıyoruz bir şekilde. Bu arada dışarı çekiminde ne yazık ki mikrofon kullanamıyoruz şu anda. Ses için özür dileriz arkadaşlar. Filiz'i çok rahat duyuyor olabilirsiniz ama ne yazık ki beni o kadar rahat duyamıyorsunuz. Yer değişikliği yapıyoruz. Farklı bir şekilde değineceğiz. Arkadaşlar bir fikir değişikliği yaptık. Böyle bence daha güzel oldu. Şimdi dediğim gibi çatı yanlar komple kapanacak. İçine tünek ve kolluk girecek. Şunun bitiminden de telimizle duvara kadar bir alan çekeceğiz. Burası tavukların eşelenme alanı olacak. Zaten evleri, buyurun, evleri, ve bahçeleri. Buraya da bir kapı yaptık mıydı? Bence gayet güzel oldu. Bunu bir sprey boyayla, mekley boyayla boyayıp bir güzelleştirirsek bence gayet güzel gözükür. Evet. Bak. Arkadaşlar hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu arada yeni bir Instagram hesabı da açtık. Onu da takip ederseniz seviniriz. Aşağıya şurada bir yere Instagram hesabımı da ekliyorum, yazıyorum. Bu görev bana kaldı çünkü kameramızın pili bitti. Ve telefonu tripoda koyup çekemediğimiz için Filiz çekiyor ve ben ne yazık ki konuşuyorum. Dedi makyajım yok, şuyum yok. Ben yok. Kameranın diğer tarafındayım. Kamerada gözükmek bana kaldı arkadaşlar. Bizi takip edin ve beğenin. Yorumlarda buluşalım. Bakalım önümüzdeki hafta videomuzda kümesimiz bitiyor mu? Nasıl oluyor? Gelişmeleri size çekip buradan iletmeye devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.